değerli canlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Kaya'nın Memleket Hasreti şarkısıyla tekrar beraberiz. Ferhat kardeşim, sana da ayrıca selam ediyorum. Bunu sen istemiştin. Başladık tekrar kayıtlara. Duyduğunuz gibi gayet sade, düz bir çalımı var. Ama albümden dinlediğiniz vakit böyle kalabalık bir ritimle, yaylılarla falan başlıyor. Ama ana sesler bunlar. Söz bölümünde birazcık ince detaylar var. Onları zaten solfej biçiminde çalışacağız. Çalınışını da aynı şekilde yapmaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz parçamıza. Parçamız dört dörtlük. Dizisi garip, yani makamı Hicaz. Sesler orta tel, üçüncü perde La. Hemen dördüncü perdeye Si bemol, parmaklar 1-2 Si bemol. Do diyez var. Üstte altıncı perde parmak numarası 3 Do diyez. Re altta boş tel. Mi alt tel üçüncü perde parmak 1 Fa 2 Sol yedinci perde ve ince La onuncu perde parmak 3 La sol fa mi re do si la. Sesler bunlar. İlk ölçüye bakıyoruz. Bir sekizlik fa, bir sekizlik mi. Etti bir dörtlük. Parçamız dört dörtlük. Ama ölçüde bir dörtlük var. Bu nedir? İşte bu da ilk defa örnekliyoruz. Eksik ölçü kavramı. Bazı parçalar eksik ölçü başlar. Ritmik açıdan, sözlerin müzikle uyumu açısından bazı sebeplerle bu şekilde yazılır, kalıba uysun diye. Bu eksik ölçü kavramında ölçü sayısında belirtilen değerden ilk ölçü eksik başlıyor. Buradaki eksik olan değer parçanın sonunda tamamlanıyor. Demek ki bu parçanın da son ölçüsü, yani sonu 3 dörtlük bitecek. Şimdi 1, 2, 3 ve dördüncü dörtlükle başlıyor. Fa mi. Fa mi 2 1 Fa mi. İkinci ölçüye bakıyoruz. 3 dörtlük re, bakın noktalı. 2 tane sekizlik do re. Re do re. Re do re 3 re. Üçüncü ölçü yine 3 dörtlük mi. İki tane sekizlik fa mi. Mi fa mi. Mi fa mi. Sonra yine 3 dörtlük re, 2 sekizlik do re. Deminki ölçüdeki gibi re do re ve cümle bitiyor. Mi diğer ölçü. 4 dörtlük mi. Az rastlanır böyle parça içlerinde. Dört dörtlük mi uzatıyoruz. Şimdi düz yazdım dedim. Sade notaları dedim. Şimdi bunu kalabalık biçimde çalabilirsiniz. Nasıl? Diğer solfejlerden bilirsiniz izleyenler. Karar seslerinde la 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 la. Böyle kalıbı var. Bitiş kalıbı. İşte bu uzun notalarda bunu kullanabilirsiniz. Örneğin bu. Mi uzatıyoruz ya. Mi 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 yapabilirsiniz. Diğer uzunlarda da aynı şekilde. Ama sade şekilde bu. Şimdi ilk cümle bitti. 1 2 3 Fa mi re do re mi Fa mi re Şimdiki ölçümüz, bakınız, hepsi sekizlik, ikili gruplar halinde. Mi, la, la, sol, fa, sol, fa, mi. Mi, bir. La'ya üçüncü parmakla gidiyoruz, onuncu perde. Mi, la, la, sol, üç, sol, bir, parmak bir, la, sol. Fa'ya gidiyoruz, bir, fa, sol, üç, fa, sol. Sonra fa bir mi bir fa mi
Mi, la, la, sol, fa, sol, fa, mi. Ölçümüz bu. Diğer ölçü yine hepsi sekizlik. Mi, sol, sol, fa, mi, fa, mi, re. Mi de kalmıştık. Mi, bir, sol, dört, sol, fa, mi, fa, mi, re. Mi, sol, sol, fa, mi, fa, mi, re. Ölçümüz bu. Sonra 3 16'lık fa, 1 16'lık mi noktalı görüyorsunuz. Fa, mi, re, re, 2 8, re, bir 4, do, re, 2 8. Fa, mi, re, 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 do, re diye cümlenin sonuna geliyoruz. Nedir o? 2 8 mi fa, 2 4'lük mi. Notu toplamda 3 4'lük yaptı. Çünkü cümle tamamlandı. Reprizi görüyoruz. Repriz tekrar işareti. Başa döneceğiz. O yüzden bu ölçü son sayılıyor. 3 4'lük. Başa dönüp 4. 4'lükle başlıyoruz. O da mi, mi fa mi. Repriz döndük. Fa mi diye tekrar ediyoruz. Bu repriz aynı zamanda birinci dolap. Bu da tekrar işareti de biliyorsunuz. Dolap işareti aynı bölüm tekrar ediyor. Son ölçü farklı. İkinci dolaba geçiyor. O da mi fa mi. O iki dörtlük mi noktayla üç dörtlük oluyor ve saz bölümü tamamlanıyor. Sonra da bir ölçülük boşluk var albümde. Ahmet Kaya'nın şarkısını dinlerken biliyorsunuz. O bir dörtlük, bir ölçülük boşluk, dört dörtlük susla belirtilmiş benim tarafımdan. O da ilk defa görüyorsunuz belki benim solfejlerde. Dört dörtlük sus. Şimdi saz bölümü bitti. Şöyle çalalım solfejli yaparak. Bir, iki, üç. Fa, mi, re, do, re, mi. Sol fa sol fa mi mi sol sol fa mi re fa mi re 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 do re mi fa mi fa mi re diye döndüm başa. Bitişte mi fa mi 1 2 3 4 giderim buralardan söz başlayacak. O 4 4'lük susun olduğu boş ölçüde yaptık ama siz bunu çalıp okurken kullanmazsınız. Direkt şarkıya geçebilirsiniz. Saz bölümü bu. Şimdi geldik söz bölümüne. Burada daha çok okunuş çalışması yapacağız. Çalınışında aynen çalmak isterseniz onu da çalıştığımız gibi yaparsınız. Ya da sözü takip eden ana seslere basarsınız. Evet. Hemen bakıyoruz. 2 8 mi fa, 2 8 fa re, bir 4 re, 2 8 re do. Mi fa fa re 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 do. Ölçü bu okunuş. Sözü giderim bu. Hece bağlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Mi fa gide fa re ri ri ve uzamaya devam ediyor diğer dörtlük re ile ve re do bu. Giderim bu. Ölçü bu. Çalarsak da mi fa fa re re do. Mi fa fa re re do. Orayı hecebayla bağladığım gibi tezenerde bağlıyorum. İkinci ölçüsü söz bölümün. Sekizlik do re mi 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 mi. Söz. Ralardan. Ece bağları nota bağı olarak da kullanılacak çalarken. Do, re, mi, mi, mi. Böyle bağlanacak. Ralarda, ralarda. İki ölçüyü şöyle bağlayalım. Giderim buralarda. Mi, fa, fa, re, re, do, do, re, mi, mi, mi. Hepsine tezine vurursak böyle. Sonra tekrar
giderim bir mi fa fa re 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 do ilk ölçüdeki gibi. Sonra do re mi 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 yine ikinci ölçüdeki gibi. Gece vakti do re mi 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 gece vakti. Sözdeki hece bağlarını tezeneden otobağ yaparsak do re mi 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 gece vakti oluyor. Şimdi bu cümlenin tekrarı da var. Reprizi görüyorsunuz. Demek ki mi fa fa re 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 do do re mi 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 fa fa re 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 do do re mi 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 sözle giderim buralardan giderim bir gece vakti. Diğer söze geldik. Umurunda olmaz, umurunda olmaz, umurunda olmaz. Buraya geldik. 2/16'lık, 1/8'lik. Mi mi la. Mi mi la. 1/8, 2/16'lık. La la sol. 16'lık, 3/16'lık. Sol la. 2/8'lik. Fa mi. Mi mi la 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 sol sol la fa mi. Umu. Hece bağını giriyorsunuz. Umurunda olmaz. Böyle. Mi mi la 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 sol sol la fa mi. Devamında mi mi sol 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 fa. Aynı kalıplar. 2/16, 1/8, 1/8, 2/16. Mi mi sol 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 fa. 1/4 fa. 2/8 mi re. Umurunda olmaz. Mi mi sol 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 fa fa mi re. Sonraki ölçüde 1/8 sus, 2/16'lık fa fa. Sus fa fa, sus umurunda olmaz. Sus fa 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 mi mi re re do. Sus fa 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 mi mi re re do. Umurunda olmaz. Sonra cümle tamamlanıyor. Do re mi 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 mi. 2/8, 2/8, 1/4, 1/4. Bilirim. Do, re, mi, 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 mi. Bilirim. Ve tekrarı var. Dönüşte, ben orada 2 diye belirtmemişim ama şimdi söyleyeyim. Son mi'nin üzerinde şöyle bir yay, ortasında nokta var. Bu işaretle puan dork. Bildiğimiz puan sonuna D, O, R, G, dork, puan dork. Bu serbest bir duruş. Yani akan ritmin dışında serbest duruyor okuyan kişi veya çalan kişi veya yönetiyorsa koro o şefin serbest uzattığı kadar ve tekrar kaldığı yerden ritmik bir şekilde devam ediyor. Puan dork bu. Bilirim ya beni diye devam ediyoruz. Evet. Şimdi saz bölümündeki çaldığımız yere benziyor ama tabii söz olarak farklılıkları var. Hemen devam ediyoruz. 3/16'lık fa, 1/16'lık mi. Ya be fa mi. 4/16'lık re do re do. Re do re do. Re bir dörtlük, do re 2/8'lik. Fa mi re do re do re do re. Ya beni sarar. Şimdi burada fa mi tamam. Re do re do'dan şuraya yapıyoruz. Re vuruyorum alt boş tele. Do diyeze üçüncü parmağımla çarpıyorum. Re do yukarı doğru re vuruyorum. Tekrar do diyeze çarpıyorum. Bu re do re do. Re, dörtlük re, sonra do re, ölçü. Fa mi re do re do re do re. Sonra 1/8 re, 1/4 mi, 1/4 mi, 1/8 mi, 1/4 mi. Böyle re mi 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 mi. Okuyuş bu. Re mi 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 mi.
Şimdi ilk ölçüden gelirsek. Ya beni sararsa. Sonra re mi mi do do si do. 2-8, 2-8, 1-4, 2-8. Re mi mi do do si do. Bu. Re mi mi do do si do. Ölçümüz bu. Ya beni sarar. Ya beni sarar. Sonraki ölçümüz 2-16'lık re do. 1-4'lük re, 1-4'lük re, 1-8 re, 1-4'lük re. Re do re 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 sa. Şimdi burada da yine re do re şöyle re vuruyorum, do çarpıyorum, re re re. Re do re 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 re. İki ölçüyü cümleleştirelim. Re mi mi do do si do re do re 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 re. Ya beni sararsa. Sonra 3-16, 1-16, re, do, 4-16, si, la, si, la, 1-4'lük si, 2-8'lik la, si. Re, do, si, la, si, la, si, la, si. Re, do, noktalı, re, do, si, la, si, la, si, parmak 2, la, 1. Si'ye vuruyorum, la da basılı bu arada birinci parmakla, çekiyorum la. Vurdum aşağı, çektim la. Vurdum yukarı, çektim la. Si la si la. Re do si la si la si. Bir dörtlük la si. Devam ediyor. Re do si la si la si la si. Ya beni sarar. Bir sekiz si, bir dört do. Bir sekiz do. Bir dört do. İki sekiz si do. Si do 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 si do sa memle si do memle. Şimdi si do 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 si do si 2 do 3 biliyoruz artık. Si do 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 si do. Diğer ölçümüz 4-16'lık re do re do. Tekrar re do re do. Bir dörtlük re, sonra bir sekiz re, 2-16'lık mi fa. Re do re do re do re do re re mi fa deyip iner dolabın başlayıp devam ettiği ölçüye ve tekrarına giriyoruz. Şimdi burası az önce yaptığımız gibi re'yi vuruyorum, do'ya çarpıyorum. Re do re do re do re do. Bundan iki kez yapmış oluyorum yani. Bir ölçü, bir kalıp re do re do. İkinci kalıp re do re do. Re bir dörtlük. Re mi fa. Re bir sekiz. Mi vuruyorum. Fa'ya çarpıyorum. Re mi fa. Hasre. Sözleri de. Öncesi. Re do re do re do re do re. Re mi fa. Ket. Hasre. Ölçümüz bu. Öbür ölçümüz mi re re do 4-16'lık mi re re do 3-4'lük re ve üstünde yine puan dört var. Bu da yine dönüşte tamamlanacak. Mi re re do onu yapalım. Mi vuruyorum. Re'yi çekerek elde ediyorum. Mi vurdum. Çektim re. Re vurdum yukarıya, çarptım do. Ve re mi okunuşu da. Şimdi bu sa memleket hasreti. Ya beni sararsa diye dönüyoruz. İşte bu dolabı bir ölçünün yani bir ölçü önden aldım. Sadece hasre kısmı çünkü değişiyor diye. Döndük. Dolabı yaptık. Döndük geldik. Ket.
Re do re do re do re do re ve tamamlanacak. Geçiyoruz. İkinci dolap. Onu da üstten iki diye belirtmemişim. Unutmuşum yazmayı. İşareti. İkinci dolap. Do, si, la. O ölçünün hasre, re, mi, fa olan kısmı burada almışım dolap olarak. Do, si, la. Hasre, hasre, do, si, la. La. Üç dörtlük la. Parçanın bitişi üç dörtlük la. Çünkü başta bir dörtlükle başlamıştı. Eksik ölçü. İşte tamamlandı. Üç dörtlük la. Do, si, la, la. Hasreti. Fa, mi, re diye saz bölümüne geçecek. İkinci kıtaya adım atacak. Bu. Şimdi şu nakarat kısmını bütün alalım. Fa, mi, re, do, re, do, re, do, re, re, mi, 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 re, mi, mi, do, do, si, do, re, do, re, 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 do, si, la, si, la, si, la, si, si, do, 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 si, do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, re, mi, fa, mi, re, re, do, re, fa, mi, re, do, re, do, re, döndük, geldik, do, do, si, la, la, bitti. İşareti görüyoruz. Bakın bu dolara benziyor. Senyo. Diğer kayıtlardan bakanlar bileceklerdir. Senyo. İşaretin olduğu yere dön. Ve varsa son yazan yerde bitir. Bu senyo ne yapacak? İşaretin olduğu yer. Yani parçaların başında var bu işaretten. Oraya dönecek. Saz bölümüne başlayacak. Ve İkinci kıta söylenip parça bitecek. Yani ya beni sararsa, ya beni sararsa, ya beni sararsa memleket hasreti. Ya beni sararsa, ya beni sararsa, memleket hasreti. Fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, 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 la, la, sol, fa diye hızlanmışım birazcık. Yani o uzun sesleri bu kalıpla çalmayı işaret etmek için. Parçamız bu. En baştan geldik sonuna. Okunuşunu da yaptık, çalınışını da yaptık. İkinci kıtayı siz uygulayıp bitiriyorsunuz. Tekrar yeni kayıtta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız diyorum. Hoşça kalın.